Merhaba alın teriyle üreten, yaratan emekçi halkımız. Merhaba sevgili Umut TV izleyicileri. Bugün 3 Mayıs Çarşamba günü günün haberleriyle karşınızdayız. Önce Anadolu'dan haberlerle başlamak istiyoruz. 29 Ocak 2023 tarihinde 6 ay boyunca işkencelere direnen, daha sonrasında ev hapisi şartıyla tahliye edilen Ayten Öztürk için 10 ülkenin katılımıyla online olarak düzenlenen işkence ve kayıp politikasına karşı adalet sempozyumu ile ilgili Moskova Komünist Gazetesi'nde bir makale yayınlandı. Ayten Öztürk bugün ev hapisinin 678. gününde. Umut TV emekçileri olarak biz de Ayten Öztürk için adalet ve özgürlük istiyoruz. CHP Amerikan uşaklığında AKP ile yarışıyor. Yaklaşık 80 yıllık emperyalist sömürü ve zulmü gizlemek isteyen Kılıçdaroğlu, sömürü düzeninin krizini yumuşatmak ve emperyalizme kan taşımak için yoksulluğun tek sorumlusunun Erdoğan olduğu demagojisini yaptı. Asıl katiller ve asıl yoksulluktan sorumlu olanlar ise ABD emperyalizmidir. Yalancı Kılıçdaroğlu 1264 gündür CHP'li Şişli Belediyesi önünde işi için direnen Turan Aktaş'ı görmezden geliyor. Van Belediyesi'nde işten atılan 306 işçiyi işe alacağını söyledi. CHP'li Sarıyer ve Beşiktaş belediyelerinde işten atıldığı için işçiler daha öncesinden direnmişti. 3 Mayıs Dünya Gazeteciler Günü'nde iki gazeteci tutuklandı. Dicle, Fırat Gazetecileri Derneği Başkanı Dicle Müftüoğlu ile Mezopotamya Haber Ajansı editörü Sedat Yılmaz bugün tutuklandılar. Biz de bugün 3 Mayıs Dünya Gazeteciler Günü'nde tüm değerinci gazetecilere, halka gerçekleri anlatan ve halkı doğru yönlendiren tüm gazetecilere buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Grup Yorum Antakya'da halkın yanında olmaya devam ediyor. Grup Yorum emekçileri Halkın Gücü Komitesi'nin Antakya'da kurduğu Halkın Gücü Mahallesi'nde depremzede halkımızla birlikte halk türküleri söyledi. Grup Yorum her daim olduğu gibi bugün de halkın yanında halkın acılarını ve öfkesini paylaşıyor. Kadıköy'de bir sokak sanatçısı istenilen parçayı çalmadığı gerekçesiyle katledildi. Kadıköy Riftim'de türkü söyleyen 30 yaşındaki sokak sanatçısı Cihan Aymaz, "Ölürüm Türkiye'm" şarkısını çalmadığı gerekçesiyle bir saldırgan tarafından bıçaklanarak katledildi. Tüm sanatçıları sanat meclisi çerçevesinde örgütlenmeye, sanatlarını halk için yapmaya ve örgütlü sanat yapmaya buradan çağrı yapmak istiyoruz. Ordu'da İşkur'dan iş bulmak için AKP'li olma şartı. Ordu'da işsiz bir yurttaş şunları aktarıyor. 10 kere İşkur'a yazdım. Sen bu partiye kayıtlı mısın diye soruyorlar. Değilim diyorum, güle güle diyorlar. Devrimcilere yıllarca ceza, Hizbullahçılara af. Hizbullah terör örgütünün askeri kanadının sorumlusu olduğu gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası verilen Mehmet Emin Alpsoy'un kalan cezası Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle affedildi. Dünyadan haberlerle devam edelim. Öncelikle Berlin'de süren, Adalet Bakanlığı'nda süren açlık grevi direnişinden bahsetmek istiyoruz. Açlık grevi direnişi 47. gününde devam ediyor. Ben 129 yasalarına karşı devrimci tutsakların özgürlüğü için 18 Mart Dünya Siyasi Tutsaklar Günü'nde süresiz açlık grevi direnişine başladım. Açlık grevi direnişimiz Adalet Bakanlığı önünde her gün saat 11 ve 18 arası devam ediyor. Açlık grevine Grup Yorum emekçisi Eylem Eroğlu ve bir Grup Yorum gönüllüsü destek oluyorlar 10 günlük ve 7 günlük açlıklarıyla. Almanya'da ZDF tarafından yapılan ankete göre ülkede 25 ve 34 yaşları arasında 5 çalışandan biri işinden istifa etmek istiyor. İşinden memnun olmayanların en büyük şikayetleri ise ücretlerin azlığı, iş yeri değer gördüğünü hissetmeme ve aşırı stres. ABD emperyalizmi Almanya'da bulunan ve Orta Doğu işgallerinde kullanılan dronların yönetildiği Ramstein askeri üssüne 4000 yataklı yeni hastane kuruyor. Kurulacak hastane Berlin Charité Hastanesi'nde daha fazla yatağa sahip Almanya'nın en büyük hastanesi olacak. Bugünün haberlerinin sonuna geldik. Yarın tekrar 4 Mayıs'ta günün haberlerine karşınızda olma dileğiyle hoşça kalın. Umut TV izleyelim, izlettirelim.